Garip Galaktik. Kayda girdim. Ghost in the Shell. Ghost in the Shell Edition. Merhabalar efendim. Merhabalar efendim. Konu bulamıyoruz, konu bulamıyoruz diye ağlıyorduk ama önümüzde Ghost in the Shell külliyatı var. Biz ona niye geri dönmüyoruz dedik. Geri döndük. Evet. Ghost in the Shell'i unutmayalım. Sevelim, sevdirelim, yaydıralım. Onlar bizim küçük dostlarımız. Onlar bizim ne diyorum ben? Küçük cyberpunklarımız. Evet. Efendim 13. bölümde kalmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Ghost in the Shell Standalone Complex dizisinin ilk sezonunun 13. bölümünde yani 12. bölümünü konuşmuştuk. Sırada 13'ten devam ediyoruz. Evet, bugün size 3 adet standalone bölümle geleceğiz. Yani evet. Standalone neydi? Ana hikayeden bağımsız bölümlerdi. Ana hikayeden bağımsız, tek başına ayakta duran ve başı sonu olan ve bu dünya hakkında bize bilgi veren eğlenceli kısa bölümlerdi. Gerçi hani tek başına duran dediğimiz ana konusu bu Laugh'ın Man ana konusu dışındaki konular. Ama mesela evet, bugünkü 15. bölümde aslında ikinci bir ana konu diyebileceğimiz Tachikoma ana hikayesine de dokunan bir bölümümüz de var. Evet. Evet. Ama ona gelmeden önce 13. bölümümüzle isterseniz başlayalım. Başlayalım efendim. Buyurun. Başlamak ister misiniz? Yoksa ben mi gireyim? Ben şöyle genel başlayayım o zaman. Sen bir başla o zaman. 13. bölümün adı Unequal Terrorist. Yani eşit olmayan terörist. Diğer böyle Japon adı da Not Equal. Yani eşit değil. Evet. Diye bir bölüm. Evet. Şimdi bu hikayemizin, ne oluyor bu bölümde? Hikayemizin geçtiğinin 16 yıl öncesinde siberleşme karşıtı bir terör örgütü diyebileceğimiz bir örgüt. Çok büyük bir siber firmasının, siber holdingin, yani işte bu insanları robota dönüştüren, robotlar üzerinde işler yapan firmanın CEO'sunun kızını kaçırıyor. 16 yıl önce. Ondan sonra bir daha haber alınamıyor falan. Sonra günümüzde kızın bir izini buluyorlar. İşte şey, sahil güvenlik gibi bir ekip, bir askeri bir ekip bu kızı kurtarmaya gidiyor falan ama fakat o ekip ondan sonra geri dönemiyor, kayboluyor, gidiyor. Ondan sonra geliyorlar bizim section'a. Arkadaşlar bizim böyle bir olayımız var. Ekibi de yolladık ama geri dönen olmadı. Siz ilgilenir misiniz? Bizim adamları, hatta bir de bulabiliyorsanız kızı geri getirebilir misiniz diye bizimkilere soruyorlar. Hay hay efendim diyorlar bizimkiler de tabii ki. İlginç de bir durum var galiba. Bu hani kızı hakkında hani kızın orada olduğu hakkında bilgi, intel toplamışken bir fotoğraf çekmişler. Hı. Aa, 16 evet, sene önceki halinin aynısı. Evet, evet. Aradıkları kız hala kız çocuğu, yani böyle kız çocuğu çocukken kaçırılıyor. 16 yıl sonra hala aynı. Valla enteresan işler falan. Neyse, evet, değişik bir şey varsa biz bunu araştırırız diye gidiyorlar. Böyle bir evet, şey, bir adanın üzerinde bir fabrika. Bu güzel bir mekan, işte şey gibi, Waterworld'den çıkmış gibi. Ada komple bir fabrika halinde. Oraya gidiyorlar. Bu terk edilmiş. O şeymiş, terk edilmiş bir fabrika. Deniz suyundaki radyasyonu arıtma tesisiymiş. Hı, evet, bir arıtma tesisi. Eskiden zaten öyle kullanılıyormuş. Bir kısmı suyun altındaki kısmı herhalde ama bir kısmı da şu an ada gibi insanların üzerinde yaşadığı. Evet, terk edilmiş bir tesis olduğu için insan orayı böyle evet, şey olarak yerleşim, terk edilmiş abandoned binaya. Nedir? Evet, o yapay bir ada diye. Terim vardı. Ha, bir yapay ada yerleşmiş. Orada bir yerleşim haline gelmiş. Neyse, giriyor bizimkiler işte suyun altından falan böyle şeylerle. Orada güzel teknolojik şeyler görüyoruz. Ondan sonra içeride işte bakıyorlar, kızı buluyorlar ama hakikaten kız 16 yıl önceki çocukluk halinde. Bir tane de böyle bir yaşlı kadın var. Bu ekibin başında mı? Ekibin bir parçası mı? Bu şeyi yöneten mi? Ama böyle lafı da geçen bir kadın var. Bir de yaşlı bir teyze var. O da bayağı yaşlı. Hani azar yiyor ama. Küçük kız azarlayıp duruyor. Ha, evet, küçük kız bunu. Hatta evet, bir anda böyle acaba küçük kız mı lan bunların başında falan diyorsun. Evet. Ekibin başında. Neyse işte orada kavga, dövüş, bir şeyler oluyor bilmem ne. Ondan sonra şey, bu şu ortaya çıkıyor. Aslında aradıkları kız, kaçırılan kız, o yaşlı teyzenin kendisi. Fakat işte bir artık stresten mi erken yaşlanmış.
Evet. Stockholm sendromu yaramamış teyzeye. Fakat bir de Hiç. kızı olmuş. O küçük kız da bunun kızı. Ama işte klonu gibi bir şey. Evet. Böyle bir hikaye. Yani şey ilginç. Aslında bu kaçırıldığı sıra işte babası da bu sibernetik şeyinin holdingin sahibi olduğu için kızı reklam amacıyla işte vücudunun bayağı bir parçasını değiştirtmiş. Bak kendi kızıma bile yapıyorum. Yani şey gibi bizim hani radyasyon yok diye çay içiyorlardı ya. Bu Aynen. da kendi kızını cyberization yapmış. Yani onun birçok parçasını değiştirmiş. Bu teröristler de o yüzden kaçırmışlar. Ondan sonra bir bakıyorsun işte bizimkiler 16 yıl sonra geliyorlar. O aynı küçük kızın şeyine hatta Major ona bağlanmak istiyor. Enseyi bir açıyor. Aa, Organik. ensede giriş yok. Nasıl giriş yok lan bu? O kız değil mi derken oradan anlıyorlar işte aslında. Yaşlı teyze o kızmış da. O işte dediğin gibi stresten dolayı neler neler yaşamış bir de. Yani hatta şeylerden biriyle o onu kurtarmaya giden o ekipten Sahil güvenlik ekibinden. biriyle sahil güvenlik ekibinden biriyle şey yapmış. Ne diyorlar ona? Mind link yapmış. Yani beynini onunla paylaşmış bütün anılarını falan. Adam 16 sene boyunca yaşadığı o kötü anıları birden görünce şey oluyor. Off oluyor yani. Başları beyazlıyor bir Şeye anda. giriyor. Bir gecede. Adam böyle hatta şey diyor bizimkiler geldiği zaman o hatıraları silin lütfen o hatıraları silin diye bunlardan yardım istiyor. İşte meğersem işte o genç kız kaçırılan kadının kızıymış ve o da bu teröristlerin başına geçmiş. Ve o yüzden de hani şeyi azarlıyormuş. Annesini sürekli azarlıyormuş aslında. Şey bir bölüm. Biraz mutsuz bir bölümlerden biriydi. Evet. Hani işte Stockholm sendromunun işlendiği bir bölüm. Bir yandan da işte Evet. gelecekte yeni teknolojilerle yeni kaygıların doğması, işte bu siberleşme karşıtı bir hareketin doğması, hani insanların makineleşmesine karşı bir şeyin çıkması, bir ideolojinin çıkması gibi şeyler işliyor. Değil mi? Evet. Öyle ideolojiler de çıkar yani. Sonuçta. Şimdiden var Değil mi? zaten. Şimdiden bile var. Aynen öyle. 14. bölümümüz Automated Capitalism. Otomatik Otomatik kapitalizm. portakal. Diğer adı da bölümün diğer adı da yes Yes. diye okunuyor ama bu yes'in harfleri y'si işte yen sembolüyle, e'si euro sembolüyle, s'si de dolar sembolüyle yazılmış durumda. İleride böyle bir para birimi var yani. Evet. Bu Ghost in the Shell'in bu dönemindeki bir para birimi. Global bir para birimi işte. Yeni euro'yu doları birleştirmişler. Ortak bir şey olmuş. İşte o da bir globalleşmenin bir şeyi göstergesi, sembolü olaraktan. Hani nasıl artık Ama mesela günümüzde Çinliler İngilizce, bunu kullanmıyor. evet Çinliler Fark kullanmıyor. ettin mi? Tabii. Asia diye bir şey. A Tresya diye bir para Tabii. birimi Hala kullanıyor. güç Yani ayrılıkları var. Afya'dakiler. Sonuçta böyle bir bütün bir globalleşme henüz olmuş değil. Yine Evet. ama daha az, hani şöyle Bloklar söyleyeyim. var. Bloklar var. Evet. Hani dünya biraz daha işte Ghost in the Shell'in daha sosyoekonomik yapısını anlatıyor bu bölümde de. İşte şu andaki günümüzdeki gibi onlarca ülke yerine birkaç böyle bloğa artık bir insanlık birleşmiş. Hani böyle yavaş yavaş globalizmin daha böyle herkesi bir araya getirdiği bir şey var. Biraz olumlu yanı var, biraz olumsuz yanı var. Onları işte anlatan bir şey. Ha, tabii kapitalizmi de eleştiren bir bölüm. Şimdi olay da şundan başlıyor. Bu Çin dedin ya işte şeye karşı bu zaten işte ayrı kendi paraları var. Şimdi tabii Evet. kendi aralarında da çatışma oluyor iki ekonomik şeyin grubun. Bu Çin Evet. daha doğrusu aslında Çin'in kendisi değil pardon. Çin'deki bir sosyalist grubun bir suikast planı var. Şimdi Evet. bunun şeyini Kime alıyorlar. suikast düzenleyecekler? Bir Sosyalistler. Japon bir multimilyoner Kanemoto Yokose diye bir adama.
Evet, bu suikast kim? Nasıl bir düzenlemeye adam? çalışıyor. Bu adam multimilyoner. İşte bu borsayı yönlendiren, al satlarla bilmem, paraya yön veren insanlardan birisi dünyada. Aslında eski bir matematikçi. Evet, eski bir matematikçi, bir bilgisayar dehası ve işte bu matematik dehasını kullanaraktan yatırımlara bilmem nelere yön verip bayağı ekonomiyi şekillendirip kendini de zengin etmiş bir adam. Aslında böyle güzel güzel yazılımlar yazıp işte şeyden finans sektöründen güzel güzel paralar kazanmış. Evet, Hatta şu anda evinin bir köşesi böyle altın külçeleri yığılı. evet, adam o Yani. olayı, algoritmayı çözmüş. Bu borsanın algoritması. Şu anda da bir peşine koşulan bir hayal ya bu zaten. Hani büyük bankaların, firmaların yapmaya çalıştığı. Hani borsa Aslında çok hareketlerinin ilginç bir şey. tahmin edilip Doğru onlara diyorsun. göre yatırımların hesaplanması, trendlerin önceden tahmin edilmesi üzerine çalışmalar Yapay var. zekalarla ilgili bir kitap okumuştum ve Algo şey trading diyor. deniyor işte ona. Ya şu an Amerikan borsasının %60'ı zaten otomatik tradingle şey oluyormuş. Bilgisayarlar trade ediyor %60'ını da İşte aslında. algo Ve bazen öyle garip şeyler oluyor ki birbirleriyle yarışırken böyle saatler içinde büyük krizler ortaya çıkıp tekrar şey oluyor, yok oluyorlar. Yani bu ilginç bir konu aslında. Yani insanlar uykudayken işte bazı algoritmalar, bazı işte ufak zaten kaos teorisinin de zaten ortaya sürdüğü şey bu. Yani non-linear sistemlerde, doğrusal olmayan sistemlerde çok ufak değişiklikler bile çok büyük sonuçlar yaratabiliyor. Bundan hiçbir zaman kurtulamıyorsun. Ama işte şöyle şeyler oluyor. Bu ufak alım satımlar gerçekleştirirken bu algoritmalar belli bir noktadan sonra, belli bir alım satımdan sonra böyle bir kendi içinde döngüye giriyor. Yani birbirleriyle yarışır hale geliyor algoritmalar. Mesela belli firmaların şeylerini hisse senetlerini inanılmaz bir hızla elden çıkarıyorlar. Ve elden çıkarınca tabii bir şeylerin değeri inanılmaz düşüyor. Bazı şeylerin değeri inanılmaz artıyor. Bunun karşılığında da tabii borsanın da yapay zekaları var. Onlar da böyle tablo indirip kapatıyorlar falan. Yani böyle yanlış hatırlamıyorsam 2 saat içinde ortalıkta 1 trilyon dolar kayboluyor ve tekrar işte şeyin düzelmesiyle algoritmanın işte bir yolunu bulmasıyla. steady state'e ulaşmasıyla yani bir lokal minimuma tekrar converge etmesiyle o parayı tekrar işte eşit bir şekilde dağıtıp yok edebiliyorlar. Yani hatta buna digital crash mi diyorlardı? Öyle bir şey olması lazım. Yani bir iki kez olmuş bu şeyde ve garip garip şeyler aslında. Ya zaten Bunu da evet, hatırlatıyor aslında. hani bu borsanın zaten insan elinden çık, yani bu hani borsanın ya da işte hisse senedi fikrinin ilk çıkışı şeyi amacı ne? Sen bir iş yapmak istiyorsun. Sen yatırımcı arıyorsun. İşte senin işin şeyse iyi gidecek bir şeyse yatırımcı buluyorsun. Hani bunu halktan da böyle daha dağıtık bir şekilde yatırımcı bulma, iş geliştirme falan gibi bir şeyle başlıyor. Ama şu anda günümüzdeki artık borsadaki kağıtların nasıl diyeyim, soyut bir kavram haline gelmesi. Bir de şey vardı, bir Amerika'da bir arkadaş bu bankacılık işinde yazılım işine girmişti de o anlatmaya çalıştı ne yaptığını. Valla abi ben de anlamıyorum dedi. Böyle çok acayip şeyler yapıyoruz diye anlatmaya çalışıyordu. Anlamadığım kadarıyla anlatacağım ben de. Yani mesela birisi atıyorum bir ceviz toplayacak bir yerden. Onun böyle bir hissesi var ama daha henüz toplanmamış ürünün bir sözü var. İşte bir söz hissesi gibi bir şey var. Onun bir de risk sigortası varmış. Onun ayrı bir kağıdı var. İşte bir o kadar dıdısının hissesinin şeyi Derivatifler çıkıyor diyorlar ki galiba onlara, değil mi? bir yerden sonra hiç ortada olmayan bir ürünün henüz olmamış bir değerinin alınıp satılmasıyla bu aradaki karın işte şey aradaki karın gerçek para olmasından dolayı havadan para oluşuyor bir yerde. Onun bir yere aktarılması gibi böyle garip anlatamadım zaten anlamadığım için. Siz de anlamamışsınızdır.
Böyle enteresan Aslında yani şöyle. Soyut bir hale Big geliyor Short, yani Big borsa Short, dediğimiz Big Short, şey bir Big arada. Short filmi vardı ya işte Big Short filmde. İşte Hı. o The Big Short. borçların farklı farklı fonlara 3 level şeklinde, 3 faz şeklinde şey yapılması, yaratılması. Hani onun da başka insanlara satılması, sonra onların da işte aslında arkasında hiçbir değerinin olmadığını anlamasıyla şey olması, krizin oluşması falan vardı Big Short 2008'deki Amerika'da oluşan mortgage krizini anlatan çok güzel filminde. bir film. Aynen. Big Short, yani gerçekten izlemeyen varsa mutlaka izlesinler. Evet. Hatta Yani benzer bir film olarak Wolf of Wall Street'i de öneriyorum. ya O o biraz dolandırıcılığı evet anlatıyor biraz. o da O işte onu yani yasal bir iş yapmakla üçkağıtçılık arasındaki ince çizginin ne kadar ince olduğunu gösteren bir film o da. aynen. ama evet yani Wolf of Wall Street de güzel bir film ama bu The Big Short'ta yaşanmış gerçek bir olay ve insanları ne kadar etkileyebileceğini, hataların üst üste konulmasının ne kadar etkileyebileceğini gösteren şeylerden biri. Devlet kurumlarının bile buna arka çıktığını falan En anlatıyor. korkuncu zaten bu işte şey finans değerlendirme firmalarının aslında birbirleriyle rekabet içindeyken müşterilerini karşı tarafa kaptırmamak amacıyla olması gerekenden daha iyi bir rating vermesi Aynen. üzerine Hem de çok kurulu ve kafalı. büyüyen bir işte bir balonun yani her insanlara inanılmaz derecede fazla ve işte risk primlerin risk analizinin yapılmaması ile beraber işte ev satın almaları için kredi veriliyor ve insanlar belli bir süre sonra bu krediyi ödeyemedikleri için bankaların elinde bir sürü satamayacakları ev birikmesi ve bankaların da bu şekilde batması anlatan çok güzel bir film. İşte zaten bütün meselenin herhalde ana unsuru şu. Hani finans sektöründen para kazanmak için işte pazarı genişletmek gerekiyor. Pazarı genişletmenin en güzel yolu da hayali pazarlar kurmak. O Evet. hayali pazarlar üzerinden de çok güzel böyle yatırımlar yapıp bir hayali işlemler ile gerçekten hani büyük miktarda paraları bir yerlerden bir yerlere Abi bak ben sana aktarıyor. General Electric'in yaptığı bir şeyden bahsedeyim. Olasılıkların satılması yani işte. Aslında bir nevi Bence kumara dönüyor bir yerden sonra olay. Evet Tuna. General Electric'in yaptığı bir şey var mesela. Avrupa'da bir tane şirketi satın alıyor General Electric. Daha sonra bu şirket üzerinden satın alım yapıyor. General Electric'in ürünlerini satın aldırtıyor. Şimdi General Electric sonuçta tek bir kendisi entity olarak göründüğünden dolayı şey mesela risk derecelendirme kuruluşları gidiyorlar sadece bunların bütçelerine bakıyorlar. Yani dışarıdaki şirketin bütçesine gidip bakmıyor. General Electric buna sahip olsa da farklı bir entity olarak görülüyor. Sanki halbuki para Bir içeride anlama dönüyor. Yani kar General ediyormuş Electric gibi değil mi? Yani. borcunu aslında diğer şirkete yönlendirmiş oluyor. Yani Aynen öyle. borcunu diğer tarafa, kârı da General Electric'e şey yapıyor, kakıtıyor. O Bu zaman hisse sayede senetleri artıyor. evet İnsanlar hisse oraya para senedini ödemeye artırıyor o başlıyorlar. şekilde. Ama Çok tamamen güzel yani. artificial bir şekilde, yani yapay bir şekilde artırıyor tabii. Sonunda foyası ortaya çıkıyor ama senelerce insanlar bundan inanılmaz kâr ediyorlar. Üç kağıt. Yani. Üç kağıt yani, aynen. Üç kağıt yani kısacası bu. Burada da işte dizimize geri dönersek hakikaten böyle bir adam var. İşte ona suikasti engellemek için Section 9 görevlendiriliyor. Sonra işte birazcık macera da yaşıyoruz. İşte terörist geldi, öldürdü, öldüremedi derken bir bakıyoruz. Aslında adam 3 ay önce ölmüş zaten. Adam çoktan Ama ölmüş. Bir makineye bağlı falan böyle. Kendi Yazdığı ölümüyle yazılım yaşıyor. hala hisse senedi alıp sattığı için kazanmaya devam ediyor. Adam ölümünde bile kâr ediyor aslında. Daha fazla kazanıyor ama yani Evet. orada da şey İşte o zaten pasif gelirin bu suyunu çıkartmış adam. aslında şeyin Togusa'nın lafı çok güzel orada şey diyor. Öbür tarafa götürememesi ne kadar kötü diyor. Yani sonuçta o kadar paraya kazan biriktir. Yani
Hani kefenin cebi yok derler ya, hani öbür tarafa götüremediğin sürece hiçbir manası da yok. Çünkü adamın şeyi de yok. Çoluğu çocuğu da yok. Bırakacağı kimse yok. Evet, bu adam daha parayı kazan. Sahne de çok güzel. Bir kocaman devasa bir malikane. İşte devasa odalar. Odada kocaman işte bilgisayarlar var bir tarafta. Bir tarafta yığınla altınlar var. Yani Evet. ortada da adamın böyle Adamın evet adamın yatak cesedi odası ölmüş adam. Uçak hangarı gibi. Hakikaten uçak hangarı gibi yatak odası evet. Ve hangarın yarısı altın küçesi dolu. Ya ne yapacaksın? Devlete kaldı. Evet. Ne yaptın yani? Şimdi bütün emeğin neye şeydi? İlginç şeylerden biri de tabii bu kiralık katil öldürmek için cyborg kolu var. Tabanca şeklinde. Yani normalde el kol halinde, bildiğimiz kol halinde ama onu böyle parçalarını ayırıp içinden bir nasıl diyeyim shotgun gibi bir şey çıkarabiliyor. Bir tüfek gibi bir şey çıkarabiliyor. Onun da kullandığı şey bozuk paralar. Böyle şarjör olarak bozuk para kullanıyor ya, bozuk para ateşleyerek öldürme üzerine şey. Yani sembolik, parayla öldürmek istiyor. Sembolist hareket var. Olsun. Evet ve en sonunda da Togusa o ateşlediği bozuk paralardan birini alıp da adamın cesedinin üzerine koyuyor götürmeden önce. O da işte hani ölümden sonra Styx nehrini geçmek için kayıkçı vermek için. Karyon kayıkçısına vermek için aslında iki tane vermesi gerekiyor ama bir tane veriyor. Gözlerinin üzerine koyması lazım. Evet. Öyle bir gönderme de var. İşin ufak bir detayı belki işte kompleks serilere bağlanabilecek. Togusa eve döndükten sonra karısıyla konuşuyor. Karısı işte bebeklerine bakıyor, ev kadını. Ama işte bilgisayarda biraz şey yapmış, online trading yapmış. Evet. İstesene. Ne ufak da bir para kazanmış falan. Aa ne güzel falan, çok şey yapıyorlar böyle. Bunun işte ne kadar faydalı bir şey olduğundan bahsediyorlar. Sonra yatmaya gidiyorlar bilgisayarı kapatıp. Bilgisayar birden kendiliğinden açılıyor. Ve Serrano Genomics hisselerinden satın alıp tekrar kapanıyor. Evet. Serrano Genomics'te kompleks bölümlerden hatırlayacağımız işte bu gülen adamın CEO'sunu kaçırdığı şirkette. Doğru. Doğru. Unutmuşum o detayı. Böyle bir detay vardı. Gelelim 15. O son sahnedeki otomatik alım satım yapan ama gene bu ölen adamın yazılımı herhalde. Ölen adamın bilmiyorum. Yazılımı hala çalışmaya devam ediyor gibi bir şey diye. Ama Togusa'ya aldırtıyor hisseyi. Ama evet. Onlar, yani şey hani başkaları da kullansın diye açmış herhalde. Belli bir komisyon bilmiyorum karşısında ki. Başkaları da kullanıyor. Bakın ben daha önceki izlemelerimde bunu hatırlamıyordum. O yüzden şimdi dikkatimi çekti. Bir köşeye not ettim. Diğer bölümleri izlerken dikkat edeceğim. Bununla ilgili evet, bir detay var. Belki de Laugh Man yapmıştır olabilir. Belli değil. Bakalım göreceğiz. Bilemiyoruz. Son bölümümüz Time of the Machine. Yani makinaların zamanı. Çingeneler zamanı. Yani diğer adı da Machines Desirantes diye Fransızca bir isim. Arzu makineleri diye çevirebiliriz. Bu da şey aslında bir Deleuze ve Guattari diye bir filozof bir şey var. İki kişi var. Onların yazdıkları bir kitaptan alıntı. Hemen çok resmi bir kaynak olan ekşi sözlükten şey yapayım. Alıntı yapıyorum. Evet. Machines Desirantes şu anlamdaymış. Deleuze ve Guattari'nin arzulayan makine kavramı şuymuş. Kendisini sürekli çoğaltmaktan başka hiçbir dışsal amacı olmayan ve kendiliğinden oluşan kümeler, insan, teknoloji ve benzeri kümeleri kavramına tekabül edermiş. Hiçbir iyi sebep olmaksızın hiçlikten zindelik ve heyecan yaratma sistemi. Teknoloji ile diğer erkeksi biçimlerle boy gösteren teknolojik imgeler, benliğin nihai erkeksi dayatılması olarak bir araya gelir. Hızı, sertliği, erkekliği ve etkiyi değerli kılarak mazoşizmi büyülü bir tarzda ortaya çıkarır. Makinelere ara kablolara bağlanma fantezisi çok biçimli sapkınlıklar barındıran kolektif bir organizma halinde birbirine bağlandıkları hissi, erkek ile makinenin tek bir beden oluşturmak için birleşme isteği, gerçek mutluluğun erkek ve makine arasında olduğu fikrini oluşturur. Niye bu kadar çok erkek demişler bilmiyorum. Çeviride bir şey var herhalde. Evet, böyle bir... Vallahi
Ne Yani yani bunu açıp biraz daha araştırmak lazım herhalde. Çok kötü bir çeviriden mikrofon okudum ben şu girişine anda. takılmak gibi bir şey mi? Ne, nasıl bir Yani fanteziymiş işte evet yani insanın ya da artık burada ya? erkeklerin demiş ama insanın bir makineyle birleşme şeyi özenmesi Machine Dezirant aslında birazcık şeyle de alakalı. Şimdi bu makineleşme ve aslında daha da geçmişine gidersek Kartezyen ikilem yani Descartes'in vücut ve zihin ikilemi yani bunların aslında birbirlerinden ayrı şeyler ordu kavramı üzerine yani düşünüyorum o halde varım varlığı aslında bizim zihinsel olarak bilişsel olarak varlığımız ya da bir nevi ruhun varlığı gibi algılanacak olan şey olarak söylüyor ve vücut bundan ayrı bir şey olarak yani duality ikililik bundan ortaya çıkarıyor Kartezyen ikilik. Şimdi bunları konuşmaya başladığın zaman işte vücut ve hadi onu ruh diyelim yani biliş ya da ben kavramı hepsini ruh diye toplarsak aslında ona daha da değişik isimler veriliyor. Mesela qualia diye bir isim var. Qualia insanların şahsi olarak yaşadıkları ve başkalarına aktarmak konusunda aktaramayacakları işte deneyimlerin toplamına değiniyor. Mesela örnek olarak şey gösteriyorlar. Mesela acı hissi. Ben sana acıdığı zaman sana acının nasıl bir şey olduğunu anlatmaya çalışabilirim ama acının fiziksel olarak tam olarak anlatamam. Çünkü senin yaşadığın acıyla benim yaşadığım acı farklı şeyler olabilir. Hiçbir zaman karşılaştıramayız. Ya da mesela kırmızı Evet, rengi. o örneği verecektim ben. Ha mesela Benim ya da gördüğüm kırmızı ile gökyüzünün senin mavili. gördüğün kırmızı Aynen öyle. kafamızda aynı şekilde mi canlanıyor? Bunu birbirimize Yani nasıl aktarabiliriz? Aktaramayız. aktaramayız. Yani ben gökyüzüne baktığım zaman mavi olduğunu söylerim. Sen de gökyüzüne baktığın zaman mavi olduğunu söylersin. Çünkü ikimiz de o renge zaten gökyüzüne bakarak isim vermişizdir. Ama gördüğümüz renkler aynı olmayabilir. Mesela senin mavi olarak nitelendirdiğin şeyi ben gerçekte görebiliyor olsaydım belki benim yeşilime tekabül ediyordu. Onu Evet ama bilemeyiz. Hani Matrix'te de şunu söylüyor ya hani tavuğun tadını biliyor musun diyor. Hayır çünkü gerçekte hiç tavuk yedin mi? Yani tavuk yedin demek ne demek? Hepimiz tavuk yediğimiz zaman aynı hislerimi, aynı duyumlarımı yaşıyoruz. Onu hiçbir zaman bilemeyiz. Çünkü birbirimizin beynin içine giremiyoruz. evet. Bunlar da kualya olarak adlandırılıp işte öznel deneyimler, şahsi deneyimler ve bunun paylaşılamıyor olması diye anlatılıyor. Şimdi bölümümüzle ne alakası var? Yavaş yavaş ona gelelim. Bu arada bölüme Bu girmeden bölümümüz önce şu az önceki işte filozofların bu arzu makineleri fikrini ben şey gibi algılıyorum. Hani modifikasyon hastalığı gibi. Hani arabanın altına led taktım, yok işte lastikleri indirdim şey falan gibi bir şeyin kendi hani bu hastalığın bu modifikasyonla beraber gelen bir hazın hani bir yakın zamanda ya da işte belki de şimdilik yani insanın kendi vücudunu da belki modifiye edip böyle kendi aslında temelinde kendi vücudunun sınırlarını genişletmek vardır belki ama hani bunu belli bir çok amaç uğruna ilginç. değil de sırf böyle bir zevk vermesi için de yapılabileceği yani bak işte metal kolum oldu altına işte bak ayaklarımın altına led taktım gibi belki fonksiyonel olmasa da böyle bir haza yönelik bir şey de olabilir. Karşılığı da Çok olabilir. ilginç. Ben mesela çok farklı algıladım bunu. Machine Dezirant'tan anladığım benim. Yani arzu eden makineler olarak anlıyorum. Yani aslında işte yapay zeka dedik. Yapay zekanı, Evet. zekayı biraz yapay bilinçten ayırt ettik ya. Yani bilinç olmasına da kendi varlığının farkında olmak diye Evet. açıkladık. Aslında Bu buna biraz işte bu kualiyeyi de katabiliriz. evet. Hani Buradaki şeyi tamamen zaten bu bölüm şimdi taçikomalar hakkında ve taçikomaların kendi bilinçlerini
var etme, kendi bilinçlerini oluşturma ama gene de kendi bilinçleri olmasına rağmen bir yandan da birbirleriyle bağlı olması zihinsel olarak gibi bir fikirden. O, evet. Ama işte daha böyle bir taçikomaların bireyselleşmeye doğru bir özlemini anlatıyor aslında. Evet, benim söylediğimin tam tersi bir şeyden bahsediyor aslında. Bir Biraz makinenin aslında şey insanlaşması gibi bir şey istek. onu. Evet, yani çünkü şey, hani bu bireyselleşme ya da yapay bilinç ile bilincin konuşurken şeyden de bahsetmiştik. Yani insanı belki yapay zekalardan ayıran şey istek ya da arzu yapay zekalarda olmaması. Yani yapay zekalar, evet, şimdi bile insanların yapamadığı birçok zeka gerektiren işlemi çok daha iyi yapıyorlar. Fakat programlandıkları görev doğrultusunda yapıyorlar. Yani bir ne bileyim, resim ayırt etme algoritması çıkıp da müzik ayırt edemiyor mesela. Ya da bir tabloyu beğenip beğenmediğini bilmiyoruz. Çünkü beğeni gibi bir yetisi var mı? Tabii Çünkü beğeni olması için bir bilinç olması lazım. zaten bu bireysel olmaya çalışması taçikomalarından kastım. Hani bireysellik nedir? Kendi arzuların olması, kendi bir duygusu, kendi farklı düşüncelerin olması. Aslında bunlar hep iç içe olan şeyler. Yani senin dediğinle paralel. Hani Evet. bir beğenisi, bir Yani sanatsal bakış açısının gerçekleşmesi için önce bir bireysellikte olması gerekiyor. Bunlar iç içe kavramlar olduğu için. evet, yani Taçikomaların bunun taçikomaların peşinde aslında olması. isteklerinin olmaya başladığını görüyoruz Evet. bu bölümde. Yani bu bölüm muhtemelen bu sezonun en felsefi bölümü. En az aksiyonlu ama en derin, en ya uzun uzadıya analiz edebilirsin bu bölümü. Evet. Zaten Bitmez yani. hikaye olarak çok bir anlatılacak bir hikayesi yok. Hikaye bir olay Evet. olgusu çok bir şey olmuyor. Hani çok kısaca özetlersek işte bu Major zaten daha önceki bölümlerden bir şüpheleniyordu bu şeylerden, taçikomalardan. Bir kaçıp duruyordu bir tanesi hatta işte. Evet. Artık bu taçikomalarda böyle bu sıkıntı çok şey olmaya başladı. Önemli hale gelmeye başladı. Sıkıntı olarak belirtiyordu Major bunu. Biz bunları laboratuvara gönderelim diyerekten bu taçikomaları laboratuvara gönderiyorlar. Ki analiz etsinler, işte üzerindeki silahları bir söksünler, bir sıkıntı yaratmasınlar diye de geçici olarak emekli ediyorlar taçikomaları. Aslında bölümün hikayesi bunun üzerine ama tabii ki dediğin gibi bu kararı alırken, bunlar konuşulurken bunun üzerine bir felsefe patlatılıyor. Uzun uzun bunları Birbirleri konuşuyorlar. arasındaki konuşmalar zaten o kadar derin, yani bir cümle söylüyorlar ama hakkında işte felsefe tarihi var. Yani gerçekten hani konuştukça konuşulabilecek bir bölüm. Ama dediğin gibi bir şey yapalım. Yani başlangıcında aslında olay bütün şeyden başlıyor. Bir Saito var, bizim grubun üyesi. Bu keskin nişancı. Arada sırada da işte böyle uyduya bağlanıyor. Yapay zekalara falan bağlanıp böyle keskin nişancılığını hakikaten çok uzun uzak yerlerden gerçekleştirebiliyor. Yeni bir alet deniyor. Bir yapay zekamsı bir şey. Ve bakıyor ki bu aslında onun şeyine çok yardımcı olmuyor. Keskin nişancılığına çok yardımcı olmuyor. Bunu da geri getiriyorlar işte. Taçikomalar da çok meraklı. Bu ne falan? Bu ne diye soruyorlar. Elma diyor. Yok, elma değil. Şey, yapay zeka. Alo. Kimse yok mu bizden? Arkadaşlar. Duyuyoruz, duyuyoruz. Devam et. Ha, bir arada bir ses verin de yani kendi kendime konuşuyor gibi hissettim. Ben bir Ben sonraki dinliyorum. söyleyeceğime çalışıyordum arada. Evet. Okey. Yani şöyle. Şimdi merak ediyorlar. Bu alete bir bağlanalım diyorlar. Bunun içinde ne var falan diye. Ama o yapay zekayı korumakla görevli bir görev robotu var. Onun zeka seviyesi daha düşük. Ve o insan vücutlu. Taçikobalar ilk önce onu bir kafaya alıyorlar. Nasıl alıyorlar? O da çok güzel. Epimenides paradoksuyla, yani kendi kendine referans veren bir paradoks söylüyor. Diyor ki işte ben yalan söylüyorum, sürekli yalan söylüyorum diyor. Öbürü de diyor ki sürekli yalan söylediği doğruysa o zaman doğruyu söylüyor. Yalan söylemiş olamaz ki diye. Hani Paradoksu bütün tespit ediyorlar. Giritliler yalancıdır. Epimenides de bir Giritlidir. O yüzden Epimenides de yalancıdır gibi bir paradoks oluşturup onu bir kitliyorlar. Çünkü o ucuz yapay zekalardan biri.
Ondan sonra elinden bir şeyi, cihazı alıyorlar. Bir kere burada o kadar güzel bir şey var ki yani kendilerine bir felsefe yapmayı öğreniyorlar zaten öyle mi? Abi bir kere paradoksu öğrenmişler. Şimdi evet, bir bilgisayarın paradoksla şey yapması, onun handle edebilmesi zor bir şey. Gerçekten. Çünkü paradoks kendi kendine referans veren ama her bir referansında da kendini yalanlayan bir döngü. Ve o döngünün içinden de çıkamıyorsun. Şey gibi, işte dijitalde flip-flop sonsuz yani inverter. Sonsuz döngü. Inverter. Yani logic'te inverter şeyi vardır, komponenti vardır, odur. Yani sonsuz döngü evet ama hatta her şöyle, seferinde 1 ve 0 oluyor. 1 oluyor, 0 oluyor, 1 oluyor, 0 oluyor. Böyle yani şöyle, 2 inverter birbirine bağlamak, tersten bağlamak oluyor. Yani bir sonuç elde etmeye çalışıyorsun. Bir hani bilgisayarın çalışma prensibi nedir? Bir fonksiyon çağırırsın, ona bir belli parametre verirsin, o sana bir cevap verir. Bir matematiksel işlemdir aslında, parametreler olan. İşlemi yapar, sonuç verir. Ama kısır döngü dediğimiz işlemin içinde kendi cevabının tekrar şey fonksiyona geri verdiğinde girdi olaraktan bir türlü cevap bulamaz. Çünkü habire işlem değişir. İşte inverter örneğindeki gibi ucuca bağlarsan hani bir şeyin cevabı 1 verdiğinde 0'sa ama o 0 cevabını da tekrar fonksiyon içine bağlarsan o 1 0 1 0 1 0 ne cevap vereceğini bilemez. Sonsuza kadar hesaplar onu. Bilgisayar mühendisliğinin en büyük sorunlarından biri sonsuz döngüye girdiğini nasıl anlarız? Evet. Zamanında anlamak. Yani bu işlem kendini belli bir süre içinde sonlandırmadığı zaman sonsuz döngüye girdiğini tahmin edersin. Durdurursun, içine bakarsın. Ama bizde stack overflow var. Yani evet. Onu da yapabilirsin. Ya, onu da timer tutmak gibi bir şey. Ya da yani işte, stack'in şey olmasını bekliyorsun. Dolmasını bekliyorsun. Dedin, evet. Makinenin hafızasının bu işlem yüzünden dolup artık işlem yapamaz hale gelmesi. Zaten o taçı komutlarını o şeye işlevsiz hale getirmesi de o şekilde yapmışlardı. Ama yazılımın içine şöyle bir şey koyamıyorsun. Sonsuz bir döngünün içine girdiğin zaman çık gibi bir şey koyamıyorsun. Çünkü sonsuz döngünün içinde olduğunu fark etmiyor. Evet. Zaten hafızın işte tükenene şeyin kadar ünlü devam ediyor. Aynen öyle. Yani şeyin zaten ünlü kitabı vardır. Gödel, Escher, Bach diye Douglas Hofstadter'ın, yani o aslında bilincin sonsuz bir döngü olduğunu söyler. Bilincin bu şekilde oluştuğunu, yani işte nöronlarımızdan çıkan bilgi tekrar nöral network'e geri beslenme anında kendi kendini görme, kendi kendini fark etme işleminden dolayı bilinç ve farkındalık oluştuğunu iddia eder. Oraya da bir gönderme var. Çok İşte dediğim gibi konuştukça konuşursun bu. Yani kaybolur gidersin şeyin içinde. Neyse. Bunun elinden bu yapay zekayı aldılar, baktılar. Saito'ya da soruyorlar. Bu ne olacak şimdi, bunu beğenmediniz mi diyor. O da diyor ki herhalde şeye geri gönderilecek. Yani bu benim şeyimi engelliyor. Evet, benim keskin nişancılığımı engelliyor. O yüzden fabrikaya geri gönderilecek diye. Bunlar da empati kurup Allah Allah şimdi bu İşte Saito'yu engelliyorsa biz de bir gün işte bunları bu Section 9'u engellemeye başlarsak bizi de acaba fabrikaya gönderirler mi? Fabrikaya gönderilmek ne demek? Ölüm anlamına mı geliyor? Şimdi ilk defa korkuyu, ölüm korkusunu hissetmeye başlıyorlar. Ondan sonra aralarından biri hatta Memento Mori diyor ya. Ölümü hatırla. Memento Mori de şey işte Roma imparatorlarının işte büyük savaşlar sonucunda işte halkın arasında geçit töreni yapılırken kulaklarına fısıldanan bir şey, yani ölümü hatırla, hani böyle insanların sana şey olmasından fani gaza gel, fani oldun. Bizde de vardır hatta şeyde şey derler, hatırlatın, kefenin cebi yok, mezara mı götüreceksin? Yok. Padişahım senden büyük Allah var diye hatırlatırlar. Yani hani muhtemelen işte tek adamlara sık sık hatırlatılması gereken bir şey diye anlıyorum ben bunu. Hatırlatmadığı zaman işte büyük yıkımlar oluyor. İşte yani ne kadar yıkım olabileceğini de görüyoruz her gün. Sonuçta
Ondan sonra da işte ölümden korkma, ölümün ne olduğu, ondan sonra Tanrı'nın ne olduğunu tartışmaya başlıyorlar. Tanrı'nın ne olduğu konusunda güzel bir şey veriyor, bir örnek veriyor. Değil mi? Orada, sıfıra benzetiyor. Evet, Tanrı diyor, yani şey diyor işte bu Boto ile konuşurken. Ya o işte geçenlerde sana işte bu Tanrı hakkında şey kafamda sorular var diyordum ya. Galiba diyor ben bir şekilde bir şey yaptım diyor, cevapladım diyor. Sanırım diyor, tahmin ediyorum diyor. Bu işte matematikteki sıfır konsepti diyor. Yani diyor şeyin hiçliğin anlamsızlığını karşı bir sembol bu diyor. Hani bir hiçliğe de bir sembol verelim ki anlamsız olmasın diyor. Yani bir şeyin olmamasını karşılığında bir şey, bir isim, bir cevabı olması için kullanıyor insanlar diyor. Bu analogdaki karşılığı Tanrı diyor. Dijitaldeki karşılığı da sıfır bence diyor. Bir gibi bir açıklamada bulunuyor. Vallahi şimdi konuşsan saatler boyunca konuşulur. Yani teolojiden girersin, matematikten çıkarsın. Hakikaten sıfır kavramı matematikte çok sonralarda bulunmuş bir şey. Yani rakamlardan çok sonra bulunmuş bir şey. Hatta bulunduğu zamanda da çok itirazlar olmuş. Yani yokluğa nasıl değer verebilirsin falan gibilerinden. Çünkü gerçekten yokluğa bir sembol atfetmek insanların sembolojik düşüncede çok büyük bir ileriye sıçraması şey gibi. Yani aynı zamanda sonsuzluk kavramı da matematikteki evet. Sonsuzluk kavramı insanın hani sembolojik düşüncede en büyük buluşlarından biri herhalde. Veya işte 1 bölü sonsuzun tanımsız olması, 1 bölü sıfırın tanımsız olması gibilerinden ya da gerçekten sistemin anlamsızlığını ortadan kaldırmak için yok olan bir şeye dahi bir isim verme çalışması. Evet. Yani saatlerce konuşabilirsin ama atlıyorum çünkü çok da ilginç bir şey var. Taçikomalardan biri kitap okuyor. Okuduğu kitap da Flowers for Algernon. Yani Algernon'a çiçekler. Bu ünlü bir bilim kurgu hikayesi. Daniel Keyes yazmış. İlk önce 1959'da bir kısa hikaye olarak çıkmış. 66'da da bunu bir romanlaştırmış ve kısa hikaye Hugo kazanıyor. Romanda Nebula kazanıyor. Babel 17 ile birlikte. Çok ilginç bir roman bu. Kısaca şeyini anlatmak gerekirse, içeriğini anlatmak gerekirse bu Charlie Gordon adında 32 yaşında bir adamın ağzından sanki şey gibi anlatılmış, günlük gibi ya da şey yazıları gibi, rapor yazıları gibi anlatılmış ama bu bir çocuğun şeyi, o adamın IQ'su 68. IQ'nun 68 olması şu demek, yani 100 IQ ölçüsünden ortalama zeka olarak kabul ediyor. Bu insan zekasının, bütün insanlığın zekasını bir çan eğrisi gibi koyarsın, o orta değeri 100. Sinan bir Wi-Fi'ına yap bakayım, Wi-Fi'ına. Sesin gidip geliyor. Gidip geliyor mu? Ya. Düzeldi mi? Düzeldi. Neyse devam et. O şu anda dur. Çok çocuksu geliyor sesin. Yavaş yavaş konuşabilirsin normal. Hacı zaten yavaş konuşuyoruz. Bir buçukta dinliyormuş millet beni ya. Evet şimdi iki buçuğu alın. Sinan biraz daha yavaş konuşsun. Evet, YouTube'un sınırlarını söyleyeceğim. Efendim IQ şeyini anlatıyordum. İçerisini anlatıyordum. 100 ortalama zeka demek. Yani her şeyin ortası. Burada standart sapmalar 15 değerli oluyor. Standart sapma da şu. Yani 85 ile 115 arasında puan alanlar toplumun %68'i. Yani %68 gibi düşünürsek bu şey gibi. 3x'i gibi düşünebiliriz. Birazcık daha fazlasında. Bir standart sapmada gittiğimiz zaman, yani 70'e düştüğümüz zaman bu toplumun %95'i oluyor. Çok mu kötü ses? Evet. Peki, 70 IQ toplumun %95'i oluyor dedin. Yani ortalama. Yani, ortalamanın bir tık altında bir adam. Çok altında aslında. Yani işte
bayağı geri diyebiliriz. Kısa hikayede zaten şey diye anlatmış. Otistik diye anlatmış adamı. Neyse. Şimdi bu bir yerde çalışıyor. İşte bu iş vermişler falan. İşte şey kazanıyor ama sonra iki şeyle tanışıyor. Nörobilimciyle tanışıyor. Bunlar diyorlar ki ya biz şey yapıyoruz. İşte bu zeka üzerine çalışıyoruz. Bir tekniğimiz var. Beyin ameliyatı gibi bir teknik ve şeyi zeka arttırma üzerine. Hatta bir Algernon ismi de şeyden geliyor. Bir, bunların bir faresi var. Onun üzerine böyle bir şey yapmışlar ve fare bu hikaye biraz bu prosesi gerçekleştirdikten sonra Bahçıvan filmine doğru gidiyor hikaye. Evet. İşte fare çok zekileşmiş. İşte bu da insan üzerinde demek istiyorlar falan. Şeyler geçiyorum işte burada da bir kız arkadaş falan da var ama yani adam üzerinde bunu dinliyorlar ve adamın IQ'su 185'e çıkıyor. İnan biz seni çok fena kaybettik. Sen bir hıh yap. Bir Wi-Fi'ni bir kapat aç istersen. Hiç duymamaya başladı çünkü. Ya Wi-Fi'den değil ben hatta alın diyorum ya. Hay Allah. Ne oluyor acaba? Oluyor. Bir dijital buluyorsun. İnternetin kalitesinden belki birazcık daha beklersen belki düzelir mi acaba? Ne diyorsunuz? Acaba yani arada farklı... böyle düzeliyor gibi ama böyle çok stabil bir şekilde bozuk devam ediyor bence. Stabil bir şekilde bozuk devam ediyor. Evet. O zaman iyi akşamlar ben kaçayım ne yapayım? Gideyim yani ben. Üzerime ki ne yapayım? Neyse o zaman biz dinleyicilerimize ödev olarak verelim. Ben bilmiyorum kitabı şimdi anlatamıyorum. Kısaca kitabı bitireyim. Sen bölümü tamamla tamam. O zaman. Sen bitirmeye çalış evet. Adamın zekası çok artıyor. Adamın zekası arttığı zaman birçok şeyin farkına varmaya başlıyor. Çalıştığı yerler aslında kendisiyle işte iyi geçindiğini zannettiği insanlar kendisiyle dalga geçmiş. Ondan sonra işte çok zekileştiği için işte kız arkadaşıyla arası bozuluyor falan filan. Yani zeka adama mutsuzluk getiriyor. Ondan sonra yani cehalet mutluluktur. O gibi de ama işte bu beyin üzerine rahatlık çalışmaya devam ederken fare kötülüyor. Zekası geriye dönüyor. En sonunda ölüyor. Sonradan farkına varıyor ki kendisine de bu olacak. Sonra gerçekten kendisinin de zekası iyice azalmaya başlıyor. Azalırken de en son istediği şey faresini öldüğü için gömmüş. Al geldin onunla lütfen çiçek götürün diye kankırıcı bir şey, mutsuz edici bir hikaye. Umarım çok kesilmeden şey olmuştur, anlatabilmiştir. Çünkü aslında çok güzel bir hikaye, çok belki kitap kulübüne alabileceğimiz bir şey. Çünkü çok kez Amerika'da, Kanada'da yasaklanıp tekrar şey olmuş. Bundan esinlenmiş başka bir hikaye içinde Stephen King'in Bahçıvan. Hatta bundan yapılan bir de filmi var. Gerçi farklı, tam yani, benziyor ama alakasız şeyler tabii de. Esinlenmiş gibi. İşte buradaki mesele, buradaki taçikomalarla ne alakası var? Taçikomalar da sonuçta işte zekaları arttı ve hızlı arttı, çok hızlı bilinçle kavuştular. Onları da acaba bir işte zekalı geri dönüş mü bekliyor gibilerinden bir endişe. Bir paralellik kurulduğu için öyle bir şey yapılmış. Sana mikrofonu devretiyorum. Tamam. Sen internetini kapat aç belki düzelir. Evet. O zaman evet. Bölümü yavaştan kapatıyorum ben zaten 50 dakikayı doldurmuşuz. Evet bu bölümde böyle taçikomalar hakkında güzel bir bölüm. Çok anlatamadık ama oturup izlenmesi gereken bir bölüm aslında, öyle çok da anlatılacak bir bölüm de değil. Oradaki bütün diyalogdaki detaylar falan zaten anlatana kadar oturup izleyin tekrar diye tavsiye ediyorum. Bir de en son şu şeyde de Bato ile gene olan muhabbetinde de son bir anekdotuyla da bitireyim. İşte şey diyor Batu'ya, Tachikoma. İşte sizin diyor hani ne kadar sentetik olarak kendinizi değiştirseniz de, vücudunuzu değiştirseniz de gene sizde değişmeyecek bir ruhunuz, bir hayatınız, ghostunuz var diyor.
Ve bu ne kadar güzel bir şey. Ghost'unuz olduğu için ölebilirsiniz de diyor. Ama biz dijital olduğumuz için biz asla ölemeyeceğiz diyor. Nasıl bir şey bu ruha sahip olmak? Çok heyecan verici değil mi falan diye böyle Batu'ya soruyor. Sanki güzel bir şeymiş. O güzel bir şey olduğunu düşünüyor. Batu böyle nasıl mı düşünüyorum? Neyse ya sen çok bayağı hakikaten sizin devreler yanmış sizi şeye labo fabrikaya geri göndersek iyi olacak diyor. Cevap veremiyor Batu orada. Ve orada konuyu kapatıyor. Gibi böyle Evet, o zaman olayları küçük oluyor. söyleyebiliyorsan şey sesim geliyordu, küçük bir şey de ben söyleyeyim. Çok Tabii. ilginç şeylerden biri. Bu zekası biraz daha düşük olan robotlardan bahsederken onların insan vücudu var, bizim niye yok diye konuşuyorlar kendi aralarında. O az zeki olduğu için ve insanların arasında işte onlara hizmet ettiği için, hizmet robotu aslında o. İnsanlar ondan tehlike sezinlemiyorlar diyor. Ama biz hem daha zekiyiz hem de işte silahlarımız falan var. O yüzden insanın vücudunda olsak insanlar bizi bir tehdit olarak algılarlar diye bir insanın içindeki bir içgüdüye O yüzden bizi sevimli parmak yapmışlar. basıyor. Yani Terminator filmindeki o endoskeletonun ne kadar korkunç bir şey olduğunu belki hatırlatıcı. Yani robotları gerçekten insanlara çok benzetmeye başladığı zaman insanlarda bir tedirginlik oluşuyor. Bu işte şeylerde de var. İşte bu bilgisayar grafikleriyle oluşturulan filmlerde de var. Mesela özellikle çocuklar için yapılan filmleri böyle daha bir çizgi filmleştiriyorlar ki çocuklar korkmasınlar. Çünkü teknoloji o kadar gelişti ki insanı neredeyse birebir ayırt edilemeyecek. Yani Turing testinden geçebilecek insan resimleri yapabiliyorlar. Fakat insanın gerçekten beyninin içinde bir kısmı da onun gerçek olmadığını algıladığı için onu bir tehdit olarak kabul ediyor. Muhtemelen de gözlerinde bir Bu şeylik var. söylediğin konseptin bir de Uncanny Valley, tekinsiz vadi diye de bir ismi var. Bir cisim ya da insan eliyle yapılmış sentetik bir şey ne kadar orijinaline benziyorsa diye bir grafik çizmişler. İşte gerçekten benzemesi ve gerçekten aynı özellikleri sağlaması gibi bir grafik. Ne kadar benzemesiyle hani görsel olarak benzemesi. Fakat o tam olarak işte benzemeye başladıkça insana bir sempatik geliyor. Şimdi evet böyle bir oyuncak yaptın insana benziyor ya da işte bir hayvana benziyor sempatik. Ama onu daha Bu gibi. gerçekçi yapmaya başladığında böyle o yavaş yavaş o sempatikliği bir anda böyle bir noktadan sonra o sempatiklikten çıkıyor. Hani gerçeğe benziyor ama bir garip bir şey var. Hani tam gerçek olmadığını da anlıyorsun. Tam o noktada o sempatiklik bir anda bir çöküş, o grafikte bir anda düşüyor. O düştüğü anda işte bir vadi dedikleri o grafiğin düştüğü nokta sana korkunç gelmeye başlıyor. Tamamen sempatikliğini kaybediyor aslında. Ne kadar Tamam, benziyorsa ama hadi aslında. %100 benzemediği için arada %99 benzediği zaman sana korkutucu geliyor. Ha, %100 benzediği zaman o vadiden çıktığı zaman da bu sefer yine sempatiyi kaldığı yerden devam ediyor. İşte o vadinin diğer kanadını tamamlıyor. Hani o arada kalan şeylere tekinsiz vadi, Uncanny Valley'de diyoruz. İşte bu Terminator'ün belki görüntüsü öyle olabilir. Ya da işte şeyler daha çok bahsediyor bunda. İşte oyuncak bebekler. İşte o porselen bebek, oyuncak bebek korkusu, fobisi diye bir şey var ya. O hani ne kadar gerçekçi insana yakınsa o kadar korkutucu oluyor. Ama aslında onun çünkü oyuncak olduğunu biliyorsun ama çok da benziyor tipi. Orada bir insana şey yaratıyor. Tedirginlik Tam yaratıyor. olarak o tedirginliğin nedeni %100 bilinmese de yani muhtemelen insanın kognitif bilişsel tarafıyla reptile brain yani sürüngen beynin ikisinin arasında olan bir anlaşmazlık muhtemelen söz konusu. Yani bir tanesi tehlike işareti veriyor. Bir tanesi de ya bu yapay diyor ama tam olarak da ikna olmuş değil. Yani insanın gerçekten bilişsel tarafını değil de muhtemelen daha böyle evrimsel süreç içinde bastırılmış ya da işte şeyin altına itilmiş, su yüzeyinin altına itilmiş taraflarını herhalde bir Yani kurcaladığı için bir huzursuzluk şöyle getiriyor yüzeysel yani. bir açıklaması var. Hani gördüğün şey büyük oranda senin bildiğin bir şey ama orada bir eksiklik var.
o eksikliğin ne olduğunu ortaya bulamadığın için bunda bir sıkıntı var diyorsun. Hani eksiklik ne bilemiyorsun. Hani şey gibi hani kendi süründe birisi hasta diyelim. O hasta olduğunu bilirsen onda bir sıkıntı var. Hani eğer böyle bulaşıcı bir hastalıksa uzak durursun. Bir korku şeyi vardır kendini koruma içgüdüsü. Ya da tanımlayamadığın bir şey işte karanlıktan korkmak gibi göremiyorsun tam olarak ne olduğunu korkuyorsun. Bunda da gerçek gibi gözüküyor ama bir eksiklik var. Ama eksikliğin ne olduğunu bilmediğin için orada bilinmezlik var. O sana bir korku veriyor. Evet. Gibi yüzeysel bir açıklaması var. Tabii oturup araştırırsak başka şeyler çıkabilir. Vallahi işte bölümü... Bu arada sesin düzeldi. Bir kısmını konuştuk. Öyle mi? İyi bari. Çünkü şeyi de anlatmak istiyordum. Bu aldığım notların içinde bir tane daha bir şey var. Onu da geçmeden olmaz. Çünkü şimdi aralarından bir tanesi daha önceki bölümlerde sen de söylemiştin. Dışarıya çıkıp bir kız, küçük kız çocuğuyla arkadaş olmuştu. Hı hı. Şimdi şeyi tartışıyorlar. Aralarından hangisinin onu yaşadığını. Hı. Çünkü taçikomalar her akşam geldiklerinde senkronize oldukları için bildikleri her şeyi, anılarını da her biriyle paylaşıyorlar. Sanki kendileri yaşamış gibi. Şimdi bu aslında John Locke'ın tabula rasa teorisine çok gönderme yapan bir şey. Çünkü insanın kişiliğini belirleyen şey yaşadıklarıdır teorisi. Burada biraz çelişmeye başlıyor. Çünkü taçikomalar bütün hatıraları birbirleriyle paylaştığı için hepsini kendisini onu yaşamış hissediyor. Ondan dolayı kişiliklerini de aslında bir şekilde paylaşmış oluyorlar gibi geliyor ama sen de aralarında aslında, karar veremiyorlar. Sen mi yaşadın? Yok ben yaşadım diyor hepsi. Bence çelişmiyor, destekliyor. Hani kişiliği yaratan şey deneyimler olduğu için deneyimler paylaşıldığı anda kişilikler de paylaşılmış oluyor. Kişilikler de birbirine giriyor. Ama hepsinin farklı kişiliği var. Zaten sorun şeyde hani kişilik kazanmalarından ötürü, birbirlerinden farklı olmalarından ötürü sorun çıkıyor zaten. Anladım. Anladım. Yani robot olması gerekiyor. %100 deneyimlerini paylaşmalarına rağmen arada bir şeyler evet. Farklı gene de diyorsun. Anladım. Evet yani John Locke aslında karşı tez gibi. Çünkü ona karşı tez söyleyenlerden bazıları şey diyorlar. Yani peki şey hafızasını kaybedenler ne olacak? Yani başka bir kişi mi oluyor o zaman? Kişiliği mi değişiyor? Yoksa işte yani hafızası kaybetmeyi bırak. Anlayamazsa dahi gece uyuyup uyandığında farklı aynen. Bir kişi olarak çıkıyorsun zaten. Her an farklı bir kişi oluyorsun. Yeni bir deneyim kazandığın için gibi şeye gidiyor. O zaman kişiliği diye bir şey yok çünkü her an değişiyor mu? Yani evet. Ya o zaten tartışacak çok şey var. Evet. Şeye giriyor zaten. Kişiliğin ne olduğunu tanımını doğru yapmak lazım onun için. Tabii. Yani o tartışmaların zaten döngüye girmesinin sebebi, kısır döngüye girmesinin sebebi hani terimlerin tanımları kişiden kişiye değişiyor. Kişilik ne demek şimdi? Senin söylediğin kişilikle benim söylediğim kişilik farklı olabiliyor. Onun bir oturup önce terimleri belki detaylandırmak lazım. Aslında daha çok onun üzerine düşünüyoruz. Sen de aslında ana akım olarak, aslında ana düşünce olarak birbirinden farklı şöyle şeyler var. Yani hani nature versus nurture kavramı var ya, yani yazılım mı donanım mı meselesi. Yani insan aslında boş bir tahta olarak mı, tabula rasa olarak mı doğar? Yani insanın kişiliğini, her şeyini belirleyen şey hayatı boyunca yaşadıkları mıdır? Yoksa genetik olarak getirdikleri şeyler aslında işte belli olaylar, belli şeylere eğilimi, belli isteklerin olması, belli ilgi alanlarının olması falan genetik olarak da var mıdır? Şimdi ikisinin de olduğunu evet. Büyük oranda şu anda iddia ediyorlar. Güncel cevap doğru. İkisinin de katkısının olduğu yönünde. Evet bu yani bana, aslında bana da mantıklı gelen o. John Locke'la David Hume'un işte karışımı aslında ikisinin evet. İkisini de kabul etmeye başladı. İşte o yüzden ya işte bunun gibi düşüncelere çok şey yapan, elverişli böyle ama aynı zamanda da böyle espiritüel bir tonla anlatan bunu. Çünkü taçikomlar gerçekten şirin evet. Şeyler. Evet. Yani çocuk gibiler aslında değil mi? Birbirleriyle konuşmalarında böyle naz yapıyorlar, üzülüyorlar, şey yapıyorlar, birbirlerine laf sokuyorlar falan. Ama bir masumiyetleri var ya hani böyle saf düşünceler içinde her zaman için sadece böyle, çocuksu dediğin gibi hani keşfetmeye evet.
niyetli. Hani bir başka bir planları yok. Sadece merak içinde sadece dünyayı anlamaya çalışıyorlar. Aynen. İçten pazarlıklı değiller. Hı. İşte birbirlerine her şeyi paylaşıyorlar. Ve çok şeyler yani. Böyle düşündükleri her şeyi bodoslama düzgün bir şekilde söylüyorlar. Hiç böyle eğip bükmek yok. Şey yapmak yok. Hatta şey çok ilginç. İşte insanların robotlardan böyle ya da gelişmiş yapay zekalardan tedirgin olduklarını o şeye vardıkları zaman, o sonuca vardıkları zaman, o zaman daha çok robot gibi davranalım diye Motoko'yla böyle robot gibi de falan gibi böyle evet, robot bir taklidi şeyle robot. Yapmacıklıkla evet robot taklidi yapan robot gerçekten çok komikti yani. O açıdan en güzel bölümlerden biri bence. Evet, Ghost in the Shell'i felsefi bir cyberpunk hikayesi yapan bölümlerden biriydi. O zaman burada evet. Noktalayalım mı? Evet, Sinan'da yarın kazandığımızla aramıza beraber. Değil mi? Güle güle diyebiliriz. Yarın 30 Ağustos. Herkesin Zafer Bayramı şimdiden kutlu olsun. Evet, kutlu olsun efendim. Evet. O yüzden efendim tekrar haftaya görüşmek umuduyla herkese iyi geceler diler. İyi geceler, iyi iyi günler sabahlar, diler. İyi öğlenler. İyi sabahlar. Ne zaman dinlersiniz? Diler Ya da, ve ya da tuvalette dinleyenler için iyi kakışlar. Yolda gidenler için iyi, yolda dinleyenler için iyi yolculuklar. Kakış mı dedin? Galiba. Gerçi tuvalette daha çok Instagram bakıyor insana. Oturup podcast dinliyoruz. Yolda daha çok dinleniyordu. Umarım İyi tuvalette dinlemiyorlardır ya. Ama adam kakış dedi ya. Oğlum senin dışkınla nasıl bir ilişkin var ya? Bok mu diyeyim yayında? O kadar sevimli. Boksa bok diyeceksin. Ya şimdi çok pozitif sevimli taçı komadan falan çıktık. Hadi hoşçakalın.